Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında brokoli tarifi vereceğim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tenceremin içerisine su aldım. Suyum güzel bir şekilde kaynamaya başladıktan sonra içerisine şöyle doğramış olduğum yarım kilo 500 gram brokoliyi güzel bir şekilde haşlaması için bırakıyorum. Kapağını kapatacağım. En fazla bir 6-7 dakika kadar güzelce yüksek ateşte haşlayacağım. Daha sonrasında çıkarıp suyunu süzeceğim. Brokolilerimiz haşlanırken biz de hemen bu arada sosunu hazırlayalım. Sosu için şöyle 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı şöyle sıvı yağ karıştırma kabımın içerisine aldım. 2 adet yumurta alıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında şöyle bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da pul biber kullandım. Ben tabii damak zevkinize kalmış tamamen. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tatlı kaşığından birazcık daha fazla, yani 1,5 tatlı kaşığı diyelim, biber salçası kullandım. Bir çay kaşığı da şöyle unum var. Güzel bir şekilde malzemelerimi böyle çırpıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra da ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok fazla da sıvı kıvamlı bir sos olmuyor. Hafif böyle katı oluyor ama bu onun özelliği gerçekten. Çok güzel bir sos. Gerçekten brokoli yemeyen çocuklara bile brokoliyi sevdiriyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi brokolilerim güzel bir şekilde haşlandı. Şimdi hazırlamış olduğum sosun içerisine güzel bir şekilde alıyorum. İsterseniz bu işlemi tek tek de yapabilirsiniz ama ben komple içerisine aldım. Şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi sosun içerisine buladığım brokolilerimi şöyle görmüş olduğunuz gibi çatalla ben böyle tek tek alıyorum ki şekil olarak hani şekli daha güzel görünsün diye. Ama eğer siz isterseniz direktmen hemen borcama böyle boşaltabilirsiniz. Bunun miktarını da arttırabilirsiniz. Böyle iftara gerçekten çok güzel yakışıyor. Çok lezzetli. Yanına bir de böyle güzel bir et yemeği yaparsanız gerçekten menü olarak tamamdır. Zaten o kadar güzel ki içerisine koymuş olduğumuz malzemeler. Yani aslında ben bunu yapsam tek başıma, yani bunu tek böyle yerim. Çünkü o kadar lezzetli oluyor. Kesinlikle iftar sofralarınızdan eksik etmeyin. Muhteşem bir lezzeti var. Geriye kalan sosu da kesinlikle ziyan etmiyoruz. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi kalan sosu da üzerine gezdiriyorum gördüğünüz gibi. Daha sonrasında üzerine kaşar peyniri biraz serpip fırına göndereceğim. Şöyle üzerine görmüş olduğunuz gibi rendelenmiş kaşar peynirden de bolcana böyle üzerine serpiyorum. Kaşar peynirini bol tutarsanız çok daha lezzetli oluyor. Biz öyle daha çok seviyoruz. Şöyle her yerine kaşar peyniriyle kapatıyorum üzerine. Daha sonrasında üst kısmını alüfolyeyle ile görmüş olduğunuz gibi kapattım. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Şöyle bir 10-15 dakika kadar fırında piştikten sonra üzerindeki alüfolyeyi şöyle alıyoruz. Düzgün bir şekilde şöyle görüyorsunuz buradan da. Daha sonrasında üzeri güzel bir şekilde kızarana kadar fırında bekletiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fırından da hemen sizler için çekim yaptım. Sonrasında artık alıyoruz fırından ve gerçekten nar gibi kızarıyor. Muhteşem bir lezzeti var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle bir 5 dakika kadar beklettikten sonra hemen şöyle dilimleri ayırıp sizler için göstermek istiyorum. Dilimleri zaten kalıp gibi çıkıyor. Gerçekten bu muhteşem lezzeti mutlaka denemelisiniz. Ben şimdi sizleri videoyla baş başa bırakıp veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.